İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kanal İstanbul güzergahındaki tarihi köprüleri taşıma ihalesi açıklandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 43 koronavirüs enfeksiyonu vakası daha doğrulandı. Toplam enfekte sayısı 372. ABD, koronavirüsle mücadele için Ermenistan Cumhuriyeti'ne 1.1 milyon dolar tahsis edecek. Yunanistan, Türkiye'li yetkilileri göçmen kampını yakmakla suçladı. Suriye'de var olan durum. ABD, İran ve Irak'a yeni yaptırımlar getirdi. Antik kent ödenek olmadığı için keşfedilemiyor. Kanal İstanbul projesinin güzergahında kalan tarihi iki küçük köprünün sökülüp bir başka yere kurulmasını sağlayacak olan projelerin hazırlanması ihalesi yapıldı. Tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerin hazırlanması şeklinde açıklandı. Tarihi Odabaşı Köprüsü Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alıyor. Dursunköy Köprüsü ise Arnavutköy sınırları içinde yer alan Dursunköy'ün yaklaşık 350 metre güneydoğusunda bulunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre 28 Mart saat 10 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 372 koronavirüs enfeksiyonu vakası teyit edildi. Enfekte kişilerin sayısı dünkü verilere göre 43 ile arttı. 28 kişi iyileşti. Şu anda 343 kişi tedavi görüyor. Bir ölüm vakası kaydedildi. 2172 testlerin yanıtı negatiftir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı küresel koronavirüse karşı mücadele paketi çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'ne 1.1 milyon dolar tahsis etmeye karar verdi. Bu haber Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi ANKA tarafından bildirildi. Daha önce komite başkanı Rafi Ambaryan, ABD'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lynn Tracy'yi ABD'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin var olan durumdan kurtulmasına yardım etmesi için destek çağrısında bulunmuştu. Life.ru'nun Greek Times'a atıfta bulunarak verdiği habere göre Yunanistan hükümeti Türkiye'li yetkilileri sınırda Evros Nehri yakınlarında bulunan göçmen kampının çadırlarını yakmakla suçladı. Görüntüleri yayınlayan ajans, Türk yetkililerin göçmenleri otobüse binmeye ve bilinmeyen bir yöne götürmeye zorladığını bildirdi. Göçmenlerden biri sosyal ağda polisin insanların eşyalarını toplamalarını emrettiğini ve daha sonra sığınaklarını yok etmelerini bildirdiğini yazdı. Suriye Resmi Sana Ajansı'nın haberine göre Kamışlı sakinleri Amerika Birleşik Devletleri askeri konvoyunun geçtiği karayolunu kapattı. Konvoy 5 zırhlı araç içeriyor. ABD ordusu geri dönmek zorunda kaldı. Bu geçen haftaki benzer ikinci olay. Daha önce Hibret Hamo yerleşiminde sakinler başka bir ABD askeri konvoyunun geçişini engellemişlerdi. Askeri bir kaynak Radyo Şam FM Facebook'ta eyaletin kuzeyindeki Ras Al Ayn şehrinde protestoların gerçekleştiğini bildirdi. Protestolar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dağıtıldı. Yaklaşık 40 eylemci tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri onlarca İranlı ve Iraklı şirketin yanı sıra bireyleri ve yetkilileri de terörist gruplara destek olmakla suçlayarak yaptırımlar uyguladı. Yaptırımların hedeflediği şirketler ve bireyler Irak'ta özellikle de Kataib Hizbullah ve Asayit Al-Hak gibi terör örgütlerine yardım etmekle suçlanıyor. Yaptırımla suçlananlar ayrıca Yemen'e kaçakçılık yoluyla silah tedarik etmek, Suriye hükümetine İran petrolü satmak, Irak'ta propaganda yapmak, Iraklı politikacılara karşı terör uygulamakla suçlanıyorlar. Batı Ermenistan'ın Mardin ilinde bulunan tarihi ve mimari dokusu ile ünlü Dara Antik Kenti toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor ve binlerce yıllık gizemini de halen koruyor. En son kazı çalışmaları ile gündeme gelen antik kent çalışmadan sonra yeniden sessizliğe gömüldü. 500'lü yıllarda Romalılar tarafından Sasanilere karşı yapılan ve daha sonra antik mezar olarak kullanıldı. Yeterli ödenek olmadığı gerekçesiyle çalışmaya açılamayan antik kentin 12 kilometrelik bir kısmı toprağa gömülü halde keşfedilmeyi bekliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mariette Badalyan tarafından seslendirilen Ah İnçilave adlı eseri sunuyoruz. Ah İnçilave,
haberin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.